Sevgili izleyiciler, bugün konuğum Türkiye'nin en iyi anayasa hukukçularından biri. Kendisini Star TV'de program yaptığım yıllardan beri tanıyorum. Bir programda tesadüfen izlemiş ve ondan sonra onun engin hukuk bilgisine hayran kalarak programa defalarca davet etmiştim. Daha sonraki kanalda da yine konuğum oldu. Şimdi yani Türkiye'nin 4-5 hukukçusu, anayasa hukukçusu arasındadır bana göre. Son derece güvenerek kendisini dinlerim her zaman. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ekrem Ali Atatürk. Hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk. Çok her açıdan TV'ye hoş geldiniz. Bu artık kendi kanalımız. Evet. Onun için farklı öncekilerden. Evet. Ben de fırsat buldukça kanalınızı seyrediyorum. Gerçekten çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok şükür çok hızla yükselen bir kanal oldu o nedenle. Ben de halkın, sevgili izleyicilerimizin güvenine teşekkür ediyorum bu yüzden. Şimdi sizin özelliğiniz, onlara biraz anlatmak istiyorum. Sizin özelliğiniz sadece Türkiye Anayasası'nı değil, Batı ülkelerinin, Avrupa'nın, Amerika'nın anayasalarını da çok iyi biliyor olmanız ve böylece Türkiye ile o karşılaştırmayı son derece net bir şekilde ve hızlı bir şekilde yapıyor olmanız. Ben buna büyük bir hayranlık duydum. Daha önce çünkü bu konularda birçok tartışma oldu mecliste ve siz hep doğru yolu gösterebildiniz bize. Bak bu ülkede böyle diyorsunuz ama o aslında öyle değil. Böyle dediniz ve milyonlarca kişi bizim programımızdan gerçekleri öğrenebilmişti. Şimdi sizin söylediklerinizi dinlerken bunu izleyicilerimizin göz önüne almasını, yani herhangi bir anayasa hukukçusu da değil, bütün dünya anayasalarını diyeyim, önemli ülkelerin anayasalarını çok iyi bilen bir hukukçuyla konuşuyoruz. 1992'de İnsan Hakları İnceleme Ödülü almış, 1993'te Tahir Taner ödülünü almış kendisi. 3 kitabı var, doçentlik tezinizi söylemek istiyorum. Parlamenter Rejim Uygulamaları ve Parti Sistemleri. Şu anda önümde bulunan kitabınız ise oy hakkının anayasal ilkeleri. Burada evet, seçimle ilgili seçmenin haklarından ve seçimi yöneten kişilerin nasıl olması gerektiğinden söz ediyorsunuz. Onun için biz de bundan söz edeceğiz. Çünkü halkın en çok merak ettiği konu seçim güvenliği ve bu şu anda içinde bulunduğumuz sürecin ne olacağı. Evet, kitaplarınızın mutlaka alınmasını öneriyorum çünkü benim çok bana yardımcı oluyor hakikaten. Bu kitaptan da şimdi söz edeceğiz. Geçmiş seçim ve referandumlar ve önümüzdeki hayati önem taşıyan seçimleri, hilelerin nasıl önleneceğini konuşacağız. Ama önce 22 Nisan'da yaşanan 15 milletvekili olayı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun oradaki tutumu, onu size sormak istiyorum. 22 Nisan'da CHP'den 15 milletvekili istifa etti ve İYİ Parti'ye geçti. Bunun nedeni Yüksek Seçim Kurulu'nun cumartesi günü açıklaması gereken İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkını açıklamayıp pazartesiye bırakmasıydı. Ve nitekim o arada pazar günü olumsuz bir açıklama yapacağı gibi söylentiler de yayıldı. Ve CHP ile İYİ Parti önünü kestiler bu olayın. CHP'den 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçerek grup kurması sağlandı. Meral Akşener bununla yetinmiyor. Yine 100 bin imza toplayarak girecek seçime ki bu bence de başka partiden hani destek alarak meclise gelmiş bir parti olmamalı İYİ Parti. Çok yerinde bir düşünce. Baştan beri zaten öyle diyordu Sayın Akşener. Sizce seçim kurulu tarafsız davranıyor mu? Bu olayı nasıl değerlendirdiniz? Şimdi gerek geçen seçimlerde referandum olsun, gerek bu önümüzdeki seçimlerde olsun, Yüksek Seçim Kurulu'nun tutumu sık sık kamuoyunda gündeme geliyor ve tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir takım basında olsun, kamuoyunda olsun bir takım görüşler mevcut. Şimdi bu da bize gösteriyor ki gerçekten Türkiye'de seçimlerde olsun, diğer konularda olsun güvenilir, saygın kurumlara ne kadar ihtiyacımız olduğunu, tarafsız kurumlara ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Yüksek Seçim Kurulu da maalesef bunlardan bir tanesi. Bu yaptığı en son mesela hatırlarsanız referandumda seçim kanununda açıkça yazmasına rağmen mühürsüz ondan sonra oy pusulalarını saymıştır, geçerli hale getirmişti ve bunları da oy olarak değerlendirerek saymıştır. Halbuki tam kanunsuz diyor. Onu biraz sonra soracağım ayrı bir soru olarak zaten. Ama bu tutumla Yüksek Seçim Kurulu işte bu İYİ Parti hakkındaki cumartesi günü açıklaması beklenen açıklamayı yapmayıp da işte pazartesiye bırakması,
bir ikircikli kamuoyunda değişik değişik fikirlerin cereyan etmesine sebep olmuştur. Bu da tabii ister istemez Yüksek Seçim Kurulu'na karşı bir güvensizlik ortamını besleyen tutumlardır. Yani burada bir şey söyleyebilirim. Yani sadece kamuoyundaki güvensizlik değil, aynı zamanda tarihe geçecek bir olay yaşandı. Yani bunu önlemek için bir parti demokrasi adına 15 milletvekilini bir başka partiye gönderdi. Yani bu daha önce görülmemiş bir olay. Aslında bu da Yüksek Seçim Kurulu'na karşı olan partilerin güvensizliğini gösteriyor. Şimdi burada temelde bir sorun var. Onu belki ortaya koymak lazım. Anayasa hukuku bakımından da karşılaştırma hukuku bakımından. Bizde Yüksek Seçim Kurulu hem seçimlerin sevk ve idaresini yapıyor hem de seçim uyuşmazlıklarını karara bağlı. Şimdi burada bir sorun var, burada bir problem var. Çünkü genelde bu iki kurumun birbirinden farklı olması lazım. Seçimleri sevk ve idare eden bir idari bağımsız kurul, ancak buralar bundan ortaya çıkan uyuşmazlıkları başka bir yargı merceğinin, tarafsız bir yargı merceğinin incelemesi gerekir. Şimdi siz Yüksek Seçim Kurulu'nu Yüksek Seçim Kurulu'na şikayet ediyorsunuz veya Yüksek Seçim Kurulu'nun bir işlemi için yine aynı kurula itiraz ediyorsunuz. Bu yanlış. Bu hukuk tekniği açısından da yanlış bir şey. Çünkü kararı o vermiş zaten, orada bir taraf. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun bir seçimleri sevk ve idare ilişkin bir kurulun olması lazım. İki, ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözümlemesi için yargı merci niteliğinde tarafsız bir kurul olması lazım. Ve daha da kötüsü bizde Yüksek Seçim Kurulu hem seçimleri sevk ve idare ediyor, hem yapılan itirazları değerlendiriyor ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına karşı herhangi bir yargı mercine başvuramıyorsunuz. Aynen, ben bunu söylüyorum. Bir başvuru yönteminin olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla seçim güvenliği bu bakımdan tehlikeye giriyor. Yüksek Seçim Kurulu'na eğer güvenmiyorsanız gidecek başka bir kapınız yok. Aynen. Bu anayasal bakımdan da gerçekten de üzerinde durulması gereken bir şey. Mutlaka bir anayasa değişikliğiyle bunun giderilmesi lazım. Yani Yüksek Seçim Kurulu. Oysa tam aksi yönde anayasa değişiklikleri yapılıyor. Siz bu kitabınızda, evet, onu söylemek istiyorum çünkü hakikaten son derece aydınlatıcı bir şey, kitap, her konuda açıyorsunuz hemen. Mesela burada Yüksek Seçim Kurulu'nun nasıl davranması gerektiğini, seçimlerin yönetiminde kılavuz ilkeler diye, evet, bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük, ondan sonra hani, ya, namusundan, seçimlerin namusundan sorumlu diyorsunuz. Evet. Birinci derecede sorumludur bu yönetimler diyorsunuz. Şeffaflık, dürüst ve güvenilir seçimler, her şeyden önce seçim yönetim organının eylem ve işlemlerinde şeffaflık ilkesine uymasıyla mümkün olur diyorsunuz. Türkiye'deki seçimlerde şeffaflık diye bir şeyden hiç söz edilemez. Her şey karanlık. Oy kaydırmalar yapılıyor, elektrikler kesiliyor, trafoya kedi girdi deniyor falan. Yani hiçbir şey şeffaf değil. Ama Yüksek Seçim Kurulu sanki bir üst yargı organıymış gibi, ona hiç kimse itiraz edemiyor. Evet. Bu bizim aslında hem anayasadan da kaynaklanan bir problemimiz. Biraz önce söylediğim gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarının kesinlikle yargıya, yargı denetimine bir kere açık olması lazım. Ve onun kararlarının aynı zamanda bireysel anayasa mahkemesine bireysel başvuru bakımından da tıkalı. Yani bireysel başvuru falan da yapamıyorsunuz. Bu bakımdan seçme ve seçilme hakkı bir vatandaş olarak bizim en temel hakkımız. Bu temel hakkımız konusunda etkili bir başvuru yolu sağlanmamışsa yani anayasada, bu çok büyük bir eksikliktir. Dolayısıyla bu eksikliğin mutlaka giderilmesi gerekir. Yüksek Seçim Kurulu. Yani çok önemli, Yüksek Seçim Kurulu'na yargı yolu açılmalı, evet, diyorsunuz. Mutlaka. Bir de şu yetmez, bakın sadece tarafsız olması yetmez. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarında diyor ki, yargıcın diyor, sadece tarafsız olması yetmez. Aynı zamanda kamuoyunda bir tarafsızlık algısı da yaratması gerekir. Yani davranışlarıyla, efendim şeffaflığıyla kamuoyu nezdinde böyle bir tarafsızlığı yaratması, böyle bir algıyı oluşturması gerekir. Bu da son derece önemli. Çünkü kamuoyunda böyle bir algı oluşmaması, siz ne kadar tarafsız olduğunuzu iddia ederseniz iddia edin, o seçimlerde maalesef insanlar güvenli bir şekilde, serbest bir şekilde oy kullanamazlar veya mutlaka ve mutlaka o seçimin meşruiyetini sorgulamak. Şimdi sadece kamuoyu açısından söylemiyorum, dış kamuoyu açısından da, yani uluslararası cenahta da, uluslararası ilişkiler bakımından da Türkiye'sinde sıkıntılı bir duruma girer. Çünkü bakın en son gördüğünüz gibi Avrupa
konseyi, parlamenterler meclisi dedi, seçimi erteleyin dedi, bizim seçimleri dedi, meşru olarak. Tamam. Evet, şimdiki sorun bu. Yalnız ona geçmeden önce şunu söyleyeceğim, yani Türkiye'de bundan önce yerel seçimlerde oy kaydırmalar oldu, o elektrik kesilme olayı, trafoya kedi olayı, mühürsüz oyların dediğiniz gibi geçerli sayılması, ki bu 2,5 milyon oy, yani bir seçim sonucunu büyük ölçüde tabii ki etkileyecek, değiştirecek bir oy miktarıydı. O sandıklar nereden geldi, mühürsüz oylar bunlar deyip içeri sokulan sandıklar neydi kimse bilmiyor. Hiçbir şeffaflık yok maalesef ve Yüksek Seçim Kurulu'na da güven kalmamış vaziyette. Geçen konuşmamızda Sayın Abdülhatif Şener, bundan önceki sohbetimiz, Sayın Abdülhatif Şener dedi ki yine de şanslı Türkiye dedi. Çünkü kısa bir süre sonra bu Yüksek Seçim Kurulu Başkanı değişecek ve bizim Balmumu mürit dediğimiz, daha da sözlerinden çıkmayan, siyasi iradenin sözünden çıkmayan bir isim oraya gelebilir. Onun için şu anda bu bile şanstır. Hiç değilse Yüksek Seçim Kurulu'nun içinde birkaç kişi de olsa itiraz edebilecek isimler var gibi bir şey. İsimlerden ziyade Ruhat Hanım, sistem üzerinde ben yine de odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu bu şekilde Yüksek Seçim Kurulu'na şikayet etmiş oluyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu bir karar veriyor. Siz bu karardan zarar görüyorsunuz. Haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsunuz. Ve gidip tekrar Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunuyorsunuz. Elbette ki Yüksek Seçim Kurulu da bu itirazı değerlendirmeye alıyor. Çünkü neden? Kendisi hakkında zaten kendisi o kararı vermiş. Evet. Mutlaka kararı verenle kararı denetleyen farklı iki mekanizmanın olması gerekiyor. Bir kere buradaki en büyük hata. Yani Yüksek Seçim Kurulu mevcut yapısıyla mutlaka yargı bölümü, yani seçimlerin uyuşmazlıklarını çözümleyen ayrı bir bölüm ve seçimleri sebep ve idare eden ayrı bir bölüm şeklinde mutlaka. Evet, evet. Elbette ki bunların üyeleri de tarafsız bir şekilde seçilmelidir. Yani bu da çok önemli. Hı hı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi de birkaç gün önce Türk hükümetine seçimleri erteleme çağrısı yaptı. Türkiye'nin mevcut şartlarında yapılacak seçimlerin Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı ve meşruluğunun sorgulanacağı gerekçesiyle yaptı bu çağrıyı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi o halin devamı, 16 Nisan referandumundaki mühürsüz oy kararı ve seçimlerin güvenliği konusundaki şüpheleri vurguluyor bu çağrıyı yaparken. Ve Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kendi işine baksın, bu seçimler Türkiye'de yapılacak, Avrupa'da değil dedi, olayı bitirdi. Yani hiçbir denetleme mekanizması yok şu anda Türkiye'deki seçimler üzerinde. Ve siz buradaki bu kitapta, Oy Hakkı'nın Anayasal İlkeleri kitabında ne kadar bu kurumun bağımsızlığının ve dürüstlüğünün önemli olduğunu söylüyorsunuz. YSK burada hiçbir şey demiyor mesela bu duruma. Evet. Ne olacak peki? Nasıl? Tabii, yani tek derdimiz burada, hani YSK değil, keşke sadece YSK olsa, ama şimdi bu sık sık bir şey uygulanıyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de bunu uygulamış. Bizim iç kamuoyumuzda da bu uygulanıyor. Seçimlere OHAL süreci altında gidilmesi. Şimdi bakın bu niçin bu kadar problem oluşturuyor? Anayasada bizim olağanüstü hal kanunu kararnamelerinin anayasaya aykırılığı denetlenemiyor. Fakat bizim anayasa mahkememiz en azından dedi, ben süre, yer, konu bakımından denetlerim. Eğer OHAL'le ilgili değilse denetleyebilirim dedi. Fakat 2016 Temmuz'unda, 16 Temmuz kararnameleri diye tabir edilen olağanüstü hal kanunda kararnameleri gördük ki her konuda çıkıyor. Yani sadece o halde ilgilendiren konularda değil, her konuda çıkıyor. Bir anayasa mahkemesi 25 sene sonra bakın bir karar verdi, dedi ki ben artık o halde kanunda kararnamelerini hiçbir şekilde denetlemiyorum dedi. Bu kararı verdikten sonra gördük ki biz ard arda gelen olağanüstü hal kanunda kararnamelerinde artık o halde ilgilendirmeyen seçim konuları, kış lastikleri gibi bütün konularda OHAL düzenlemeleri yapılır oldu. Yani kimse bunu da durduramıyor. Meclis devreden çıkarılır. Şimdi bu kararnameler hiçbir şekilde denetlenemiyor. Yani biz bunlara OHAL kararnameleri diyebilir miyiz? Anayasal olarak diyemeyiz. Çünkü OHAL kararnamesi olabilmesi için olağanüstü hal ilan etmiş olması lazım. Cumhurbaşkanı Başkanı da Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmış olması lazım. Ve olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda bu kararnamelerin çıkarılması lazım. Ama Anayasa Mahkemesi artık burada denetimi kaldırdı ve bu denetim ortadan kalkınca
İster istemez bakın seçim kanunları da artık OHAL düzenlemeleriyle yapılır hale geldi. Bunlar evet, eğitim ortadan kaldırdı derken Ekrem Bey, Anayasa Mahkemesi'nde bu, eğitim var. Evet, yani Anayasa Mahkemesi ben artık bu işlere karışmıyorum dedi ve çekildi. 2016, bunu izleyicimize söyleyelim çünkü bu da hiç olmayacak bir şey değil aslında. 25 yıl müştahatından döndü Anayasa Mahkemesi. Evet. Diyordu ki daha önce eğer bir kararname, olağanüstü hal kararnamesi olağanüstü halle ilgili değilse o bir OHAL kararnamesi değildir. Ben onu normal olarak denetlerim. Çünkü anayasa denetim yasağını sadece olağanüstü hal niteliğindeki kanunlukta kararnameler için öngörmüş. Evet, evet. Oysa ki burada efendim işte seçim kanunlarında değişiklik yapılması, işte kış lastiği konusunda düzenleme yapılması, evet, bunlar doğrudan veya rektör seçimleri... Peki şunu soracağım, Anayasa Mahkemesi en üst mahkeme, yani insanların gidebileceği son merci ya da işte meclis kararlarına, kanunlara müdahale edebilecek, bu tür yanlışlara müdahale edebilecek tek merci diyelim, hukuki evet, merci, üst mahkeme. Parlamentoda yapacağı denetim ama parlamentoda maalesef... Tek parti... Hayır, parlamentoda bunlar görüşülemiyor. Evet. Yani parlamentoda bunlar getirilmediği için. Aslında getirilmesi de gerekiyor ama yaptırım olmadığı için anayasada bu OHAL KK'leri ya çok geç şekilde ele alınıyor veya ele alınmadan bırakılıyor. Şimdi dolayısıyla seçimlere girdiğiniz zaman, seçim safına girdiğiniz zaman OHAL düzenlemeleri, OHAL süreci seçimlerin serbestliğiyle çok yakından alakalı ve temel hak güvenceleriyle çok yakından alakalı. Bu ne demek? OHAL süresince OHAL KK'leriyle bizim temel hak ve özgürlüklerimiz anayasal güvencede değildir mi? Bunun yani özeti mi? Peki Türk halkı ne yapsın bu durumda? Yani Anayasa Mahkemesi ben karışma, OHAL isterse 10 sene devam etsin. Yani hiç karışmayacak. O zaman istendiği kadar uzatılabilir ki referandumdan sonra bir de seçim yapılıyor OHAL şartlarında. Yani kimse gık çıkaramıyor, hiçbir şeye itiraz edemiyor. Peki Türk halkı ne yapsın? YSK istediği kararı veriyor, kimseye hesap vermiyor. İktidar hiç karışmıyor, tamam YSK böyle, böyle. Peki biz ne yapalım, bakın, bize bunu anlatır mısınız? Murat Hanım, çaremiz ne? Yani işte 2010 anayasa değişikliğinden itibaren, 2010-2017'de yapılan anayasa değişiklikleriyle birlikte giderek daha bir anayasasızlaştırma ve hukuk devletinden uzaklaştırma, bakın Avrupa Birliği raporuna da bakarsanız aslında Türkiye'nin güçlü adımlarla hukuk devletinden ne kadar uzaklaştığına ilişkin değerlendirmeler var. Şimdi biz bu raporları görmezden gelemeyiz. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği sürecinde Avrupa Birliği'ne aday bir ülke. Elbette ki bir karnesi olacak. Ve dolayısıyla bizim bu karneye mutlaka dikkat etmemiz, kulak vermemiz gerekir. Bunu görmezden gelemeyiz. Başımızı kuma gömemeyiz. Dolayısıyla orada vatandaşların hukukuna ilişkin olarak, temel haklara ilişkin olarak öne konan mesela seçimlerde nedir önemli olan? Siyasal parti özgürlüğü. Bakın temel haklar güvencesi olmadan seçime gidemezsiniz. Nedir onlar? Temel hak güvenceleri. Basın özgürlüğü, siyasal parti özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, toplanma ve gösteri yürüyüş özgürlüğü. Bütün bunlarda İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarında Türkiye'de ihlal tespit ediliyor. Yani Türkiye'nin bu konularda ihlalleri var. Bir kere bunların giderilmesi gerekiyor. Seçime eğer biz düzgün bir seçim yapmak istiyorsak. Sadece sandıkların kurulması yeterli değil. Temel hak güvencelerinin sağlanması lazım. İkincisi seçim hukukunda istikrar. Bakın bunların hepsi kafadan ödülmüş şeyler değil. Bunlar Venedik Komisyonu'nun aynı zamanda ilkeleri. Seçim hukukunda istikrar şu demek. Siz ikide bir seçim konularında seçim düzenlemeleri ikide bir değiştiremezsiniz. Eğip düzemezsiniz. Burada seçim hukukunun, seçim kanunlarının öngörülebilir olması, güvenilir olması gerekir. İstikrarlı olması gerekir. Ve adil olması gerekir. Şimdi bir seçim kanunu getiriyoruz. Daha yeni işte bir seçim kanunu 13 Mart'ta kabul edildi. Ona evet, onu yani, söyleyeceğim efendim. Şimdi ona geleceğiz. Fakat ben böyle net şekilde asıl şu anda bizim sorunumuz olan konuları tabii bu açıklamaları yapıyorsunuz. Böyle olması gerekir falan ama öyle değil. Yani Türkiye'de teoriyle hani bu güzel kitaplarınızdaki olayla anlatımlarla pratik hiç birbirine uymuyor ve diyorlar ki bizi hiç ilgilendirmez. Şimdi biz ne yapacağız halk olarak? Benim derdim o. İyi Parti ne yapacaktı? Kongresini yapmış.
ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş yasadaki gibi. Ama hayır, buna rağmen yok geçmedi, ben kabul etmiyorum ya da şu nedenle kabul etmiyorum dediğinde İYİ Parti seçime giremeyecekti. Ne yapacaktı? Evet. İşte burada maalesef anayasal süreç tıkanmış oluyor. Çünkü bizim anayasamıza göre Yüksek Seçim Kurulu kararları kesin. Dolayısıyla bu kurul kararları aleyhine biz herhangi bir yargı mercine başvuramıyoruz. Belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilebilir ama orada da ancak bir tazminata mahkum etme söz konusu. Mühürsoylarda gidildi, ne oldu? Evet. Ne yani oldu? Zaten sonuç çıkmıyor orada. Evet. Evet. Buradaki sorun şu, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına karşı kararların denetimsiz bırakılmış olması. Hiçbir şekilde bu kararların bir denetimden, bir sorgulamadan geçmemiş olması bu seçimlerin en büyük... Peki şunu soracağım tam bu noktada o zaman. Diyelim ki yargı yolu açıldı Yüksek Seçim Kurulu'na. Yargıya gidildi. Yargı tarafsız değil. Evet. Yargıdan tarafsız bir karar çıkmayacak. Belki diyecek ki Yüksek Seçim Kurulu haklıydı yaptığında diyecek. Biz o zaman ne yapacağız? Evet. Şimdi burada tabii vatandaşların bir kere kendi hak ve hukukuna sahip çıkması. Nasıl çıksın? Hukuk toplumu bir hukuk bilincinde olan bir toplum. Dolayısıyla bu toplumda eğer hakkını, hukukunu sağlayamayan veya sahip çıkamayan bir toplum görüntüsü verilirse o zaman hiçbir zaman adalet ilkesi gerçekleşmez. Dolayısıyla sadece kendi haklarımız için değil ama komşumuzun hakları için, arkadaşımızın hakları için veya bizden uzakta olan insanların da hakları için bir mücadele vermemiz gerekir. Yani bu bilinçli olmamız gerekir. Yani sadece kendi hakkımızı, hukukumuzu korumak değil. Çünkü demokrasi, hukuk devleti demek aynı zamanda başkalarının haklarını da gözetmek. Evet, gayet iyi anlıyorum. Yalnız bu şu ara, yani bu içinde bulunduğumuz durumda artık Türk halkının seçimlerde eğer hileli yapılabiliyorsa veya Yüksek Seçim Kurulu bu kadar taraflı ise Türk halkının bir çaresi... Yeni hukuksal yollar üretilmesi, anayasada yeni hak arama yolları üretilmesini talep etmekten başka çaremiz yok. Yani biz eğer hukuk devleti ise, hukuk devleti sınırları içinde kalmak istiyorsak, burada etkili başvuru yollarını ortaya koymamız lazım. Bu etkili başvuru yollarını da mutlaka sahip çıkmamız lazım. Bakın, şunların hukuk bakımından cevabı yok. Bir yerel mahkeme, bir alt mahkeme, bir ceza mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bireysel başvuru kararını ben yok sayarım diyor. Hukuk devletinde bunun yeri yok. Çünkü şimdi böyle bir şey olursa da ne olur, bunun yasada yeri yok çünkü böyle bir şey düşünülmemiş bile. Yani bir alt mahkeme düşünün, üst mahkemenin kararını ben tanımıyorum, onu yok hükmünde sayıyorum. Evet. Böyle bir şey olamaz. Evet. Bakın bunlar... Ama bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan mı söyledi? Ben Anayasa Mahkemesi kararını söyleyebilir ama sonuçta evet. Önemli olan bir mahkemenin, bir mahkeme niteliğindeki bir kurumun sorumluluğudur bu. Üst mahkeme kararını aynen yerine getirecek. Çünkü anayasanın emri budur. Anayasanın emri ve bir hakim için önemli olan bir siyasinin veya bir devlet yetkilisinin sözleri değil, anayasanın kendisidir. O hakim doğrudan doğruya anayasaya bağlıdır, yasalarına bağlıdır. Evet. Ve anayasamız ve yasamız diyor ki, Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlayan kararlardır. Şimdi hemen şeye geçiyoruz, bu yeni çıkarılan seçim yasası. Orada da birçok rahatsız edici madde var. Endişe seçim açısından şüpheli düzenleme, endişe yaratan düzenleme var. Şimdi AK Parti MHP koalisyonu aniden bu seçim yasasını çıkardı. Koalisyon diyorum çünkü Sayın Bahçeli 7 Haziran seçiminden sonra asla koalisyon yapmam dedi. Hiçbir partiyle yapmayacağım dedi ve ülkeyi 1 Kasım seçimine sürükledi. O arada birçok terör olayı yaşadık. Kıyametler koptu. Ve sonra gayet güzel bir koalisyonu götürüyor Sayın Bahçeli. Beraber koalisyon halinde bir seçim yasası çıkardılar ve bu sadece ittifak yapan partilerin baraj sorunu olmayacağını söyleyen bir yasa değil. Aynı zamanda mühürsüz oy pusulaları geçerli sayılıyor. Bu da YSK'nın referandumda aldığı o anayasaya aykırı mühürsüz oy kararını suç olmaktan, bir yanlış olmaktan çıkarıyor. Vatandaşa sandık başına polis jandarma çağırma yetkisi veriyor. Sandıkların evlere taşınabileceği hasta insanların seçmenin ayağına ki mesela benim annem sedyeyle gidip oy vermişti felç geçirdikten sonra. Hiç buna gerek yok. Hasta insanlar da tekerlekli sandalyeyle gelebilirler. Gelemeyenler de kullanmayacak normal şartlarda dürüst olabilmesi için seçimin.
bir seçmen olarak konuşuyorum efendim. Ve seçmenler farklı sandıklara... Bunu geçmeden şunu söyleyeyim. Yani evde oy kullanma sakat veya işte oy kullanmayacak. Mühürsüz zarf ve mühürsüz oy pusulasıyla oy kullanma mümkün olduğunu birleştirdiğimizde bu ikisiyle seçim güvenliği açısından ne kadar büyük bir problemle karşı karşıya kaldığımızı gösteririz. Yani evde oy kullanma mühürsüz zarfta ve mühürsüz oy pusulasıyla evde oy kullanma dediğimizde değiştirilebilir. Yani mühürsüz mümkün ya. Eve girerken de tabii. Dolayısıyla yani sırf bu açıdan bile karşılaştırdığımızda yani ev, çünkü bunları da bir bütün olarak ele almak lazım. Tamam, evde oy kullanılması mümkün hale getiriyor ama öbür taraftan da mühürsüz oy pusulalarında bunlar gerçekleşiyor. Bir de şu var, şimdi mesela aklıma geliyor, eve taşıyorsunuz sandığı oy kullandırmak üzere, oraya bütün partilerin sandık görevlilerinin gelmesi lazım. Evet. Peki o zaman her parti hem sandık başına görevli bulacak hem de evlere taşınması için. Şimdi bu mesela partilerden biri, kusura bakmayın bu süre çok kısaydı, ben eve gidecek insanları ayarlamadım dese, tabii ki mesela iktidar partisinin elinde çok büyük imkanlar var. Bir kere büyük maddi imkan var. Bütün devlet şeyleri de, imkanları da onlar için kullanılıyor. O zaman nasıl olacak? Yani sadece bir partiden olan görevli gidecek, onu götürecek, yolda her şeye açık. Şimdi elbette ki ben de şahsen isterim. Yani evde oy kullanamayacak durumda olanlar olabilir. Ondan sonra bunlar belki sakatlar olabilir mesela. Onlar nasıl değerlendirecek? Yani eli kolu yok, bir zarfa alıp mühürlenecek durumda olmayan insanlar da olabilir. Yani bunların alt detayları var. Çok başka problemler de söz konusu olabilir seçim güvenliği açısından. Ancak bunların bir taraftan bunlara hak verilmesi güzel bir şey ama öbür taraftan bu seçim güvenliğini ve seçimlerin dürüst ve adil yapılmasını nasıl sağlayacaksınız? Temel problem burada. Bu sağlanamadığı için mesela bugüne kadar böyle bir yöntem onun için benimsin. Dolayısıyla bunu kanunla bunun öngörmüş olması seçim güvenliği bakımından çok büyük soru işaretleri doğuyor. Bunu nasıl sağlayacaksınız? Evet. Ve bir de tabii şey var, mesela seçmenler, aynı binada oturan seçmenler kendi oy kütüklerine bakamayacaklar. Evet. Farklı sandıklara gidip hiç tanımadıkları insanlarla şey yapacaklar. Ve burada mesela biraz sonra bahsedeceğim, Liberal Parti eski başkanı Cem Toker sosyal medyada çok bu konularda yazıyor. Ve mesela bir takipçisi diyor ki, benim oturduğum apartmanda şu anda 15 kişi, orada oturmayan 15 kişi seçmen olarak görünüyor diyor. Yani bütün bunlar, yani gerçekten düşünün, her apartmanda veya her üç apartmandan birinde böyle bir şey olsa ne olacak seçimin sonucu? Ve neden farklı yerlere dağıtılıyor seçmenler? Yani bunların yani açıklaması gerekiyor. Mutlaka olması lazım. Evet. Yani hani makul bir açıklama, haklı bir açıklamanın olması lazım. Çünkü aksi takdirde o otokontrolü önlemiş oluyoruz. Yani işte komşuların birbirini tanıması, aynı apartmanda oturan insanların birbirini tanıması, sandık sırasında birbirlerini görmeleri mümkün. Ama şimdi neyle karşılaşacağız? Aynı sandıkta farklı, daha önce görmediğimiz, tanımadığımız insanlar da bu sandıkta olabilecek. Niçin böyle bir yöntem benimsendi? Evet. Eğer şeffaflık diye bir şey varsa, evet, halkın ya da hesap verebilirlik, halkın bunu bilmesi lazım. Buna neden gerek gördünüz? Bütün bu yeni çıkardığınız yazıdaki şüphe yaratan ve hiç olmaması gereken bütün bu maddelere neden gerek gördünüz? Ve onun yerine mesela parmak boyası, birçok kişi bunu istiyor. Parmak boyası neden kaldırıldı da bunlar getirildi? Bunların hepsinin halka açıklanması gerekir ama bizde ben yaptım oldu oluyor maalesef. 24 Haziran'da ilk defa tek bir kişiye Türkiye'yi yönetme yetkisi verilecek. Eğer bu uygulanabilirse, başkanlık hükümet sistemi adı altında, başkanlığa da hiç benzemeyen, aslında başkanlık sistemine hiç benzemeyen, hiçbir denetim mekanizması olmayan, devletin tüm kurumlarını ve yetkilerini bir kişiye bağlayan bir sistem ortaya çıkacak. Sizce bunun sonucu ne olur? Şimdi bu sistemi, evet, siz gerçekten çok kısa bir cümleyle, çok kısa şekilde ifade ettiniz. Aslında bu, baktığımızda, yani 2017 Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemliği bir kopuşu ifade ediyor.
iki bakımdan kopuş bu. Bir, Türk anayasal gelişmeleri açısından bir kopuş yaşıyoruz aslında şu an. Böyle bir süreç geçiyor. Neden? Çünkü Türk anayasal gelişmeleri açısından baktığımızda 1876 Kanun Esasi'den beri, yani birinci meşrutiyetten beri, Osmanlı'dan beri biz aslında parlamenter sistemle yönetiyoruz. Yani yaklaşık 150 yıllık bir parlamenter gelenek var. Bir, bundan kopuş var burada. Temel bir kopuş görüyoruz. İkincisi, meclisin üstünlüğü. Bakın bizim 1921 Anayasası'ndan beri meclisin üstünlüğü söz konusudur. Meclis daima açıktır, meclis Kurtuluş Savaşı'nı üretmiştir, meclis daima açık kalmıştır. Ve birçok konuda önemli kararlar almıştır. Meclisin üstünlüğü ilkesi de bu anayasa değişikliğiyle birlikte bertaraf edilmiştir. İkincisi, Batı anayasacılığı bakımından bir kopuştur. 2017 Anayasa Değişikliği için söylüyorum. Çünkü Batı anayasacılığının özü, siyasal iktidar... Yani başkanlık sistemi getiren anayasa değişikliği. Evet, başkanlık sistemi getiren anayasa değişikliği Batı anayasacılığından da bir kopuşu ifade eder. Çünkü Batı anayasacılığı siyasal iktidarın sınırlandırılması kuvvetli erliğin ilkesine dayanır ve siyasal iktidarın sınırlandırılması ilkesine dayanır. Burada görüyoruz ki biz yasama ve yürütme ayrılığı ortadan kalkmış, yetkiler yürütme organında toplanmıştır. Ve yani hükümette. Hükümette demiyoruz. Yürütme organında toplanmıştır ve yürütme organında tek bir kişiden oluşuyor. Cumhurbaşkanı'ndan oluşuyor. Bu sistemde bakanlar kurulu yok. Bu sistemde bakanlar da yok aslında. Yani adı bakan olarak anayasada geçiyor ama bizim anladığımız anlamda bakan değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde onlara sekreter deniyor. Yani onların ayrı bir oyu yok. Onların ama bu sistem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistem de değil. Onu da izleyicimize söyleyelim, yanılmasınlar. Tabii ki. Yani bu sistem alakası yok. Şimdi kopuş derken aslında Batı anayasacılığından kopuş derken aslında onu da kastediyorum. Neden? Batı anayasacılığında bakın kuvvetler ayrımına dayalı 3 tür hükümet sistemi var. Yarı başkanlık sistemi, parlamenter sistem ve başkanlık sistemi. Şimdi baktığımızda Cumhurbaşkanlığı sistemi hiçbirisiyle uyumlu değil. Ve dünyada böyle bir sistem hiç uygulanmamış. Tamamen bizim işte belirli partilerin ondan sonra kapalı kapılar ardında yaptığı, ürettiği bir kurgu dolayısıyla. Şimdi bu açıdan da baktığımızda bu hükümet sistemlerinden de bir kopuş var. Bu ayrı bir şey. Neden? Bakın başkanlık sistemine benzemiyor. Çünkü başkanlık sisteminde başkan, evet halk tarafından seçiliyor, bu doğru. Başkan yardımcısı da mı halk tarafından seçilir? Bizde mesela başkan yardımcısının halk tarafından seçilmesi söz konusu değil. Halbuki bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı geçici olarak görevinden uzaklaştığında veya hasta olduğunda kim onun yetkilerini kullanacak? Cumhurbaşkanı yardımcısı kullanacak. Yeni onu seçti ve ondan var. Demokratik meşruiyeti olan seçimle gelen bir kişi ancak onun yetkilerini kullanabilir. Ama bakıyorsunuz atadığı bir kişi onun yetkilerini kullanabilecek. Burada ciddi bir fark var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan yardımcısı da biliyorsunuz seçilmeli. Tabii yani Amerika Birleşik Devletleri'ne girince eyaletlerin her birinin ayrı bir devlet olduğu sizin... O da var. Tabii. O da var. Bir de başkanlık sisteminde bakın seçimler ayrı dönemlerde yapılır. Ve Amerikan başkanı herhangi bir partinin başkanı değildir. Ve milletvekilleri üzerinde de milletvekili adayları üzerinde de bir tasarrufa sahip değildir. Yani milletvekili adayları o belirlemez. Şimdi bizim sistemimize baktığımızda, yeni gelecek Cumhurbaşkanlığı sistemine baktığımızda neyi görüyoruz? Bir kurgu var. Bu kurgu yasama yürütme ve yargı birliğine dayanan bir kurgu var. Böyle bir kurgu üretiyor. Kuvvetler ayrılığı yok. Kuvvetler ayrılığı bu sistemde yok. Venedik Komisyonu da zaten bakın bu konuda 2017 Anayasa Değişikliği için çekincesini ortaya koydu. Niye yok? Bir kere seçimler aynı dönemde yapılıyor. Ve Cumhurbaşkanı adaylarının aynı zamanda parti lideri olma durumları da var. Anayasada bu eskiden yasaktı. Cumhurbaşkanı'nın partili olması yasaktı. Ama şimdi parti lideri olabilir. Parti lideri olabilir. Milletvekilleri adayları bizim ülkemizde seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu çerçevesinde merkez organlar tarafından veya lider parti liderleri tarafından belirleniyor. Bu ne demek? Cumhurbaşkanı seçilecek kişi aynı zamanda parlamenter çoğunluğu da domine edebilecek bir yapıya sahip oluyor. Yani yasama ve yürütme birliği buradan ortaya çıkıyor. Evet. Bir de bizim sistemimizde bakın, Cumhurbaşkanı aynı zamanda yüksek mahkemelere üye seçebiliyor. Hakimler Savcılar Kurulu'na üye seçimi baktığımızda toplam 13 üye var. Bakın 6 tanesi doğrudan zaten Cumhurbaşkanı seçiyor. Geri kalan 7 tanesinde meclis onun meclis çoğunluğu seçiyor. Yani tamamı aslında iktidar partisi tarafından DSK'nın yapısı oluşturuyor. Şimdi buradan nasıl bir
kuvvetler ayrılığı mekanizması. Yani YSK da bütün Türkiye'deki hakim ve savcıları seçen kurum olduğuna göre bir yargı bağımsızlığından söz edilmesi mümkün değil. Artık mümkün. Zaten YSK'nın başında Adalet Bakanı ve müsteşarı var değil mi bildiğim kadarıyla ki asla hani başında artık Adalet Bakanı da yok. Bakın eskiden Adalet Bakanı o şey, yani şey olarak vardı de ama artık Adalet Bakanı eskiden parlamento içinden çıkıyordu ve bir bakan sıfatı taşıyordu. Şimdi artık sekreter yani Cumhurbaşkanı'nın doğrudan doğruya hiyerarşik aslı konumunda. İsterse görevden alır, isterse görev atar. Dışarıdan birini getirip yapabilir. Müsteşarı da öyle yani artık o talimat ilişkisi eskiden Cumhurbaşkanı mesela bir bakana doğrudan doğruya emir veremezdi. Şimdi artık anlatabiliyor muyum? Aslında orada Cumhurbaşkanı ikame eden birisi. Evet. Yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda başkanı aslında yine Cumhurbaşkanı. Evet. Sayın Akartürk, efendim, mesela bu referandum sonrasında bu mühürsüz oylar geçerli sayıldığında son dakikada anayasaya aykırı şekilde ve Avrupa'da yapılan seçimlerde de geçersiz sayılmasına rağmen aynı anda Avrupa'da yapılan seçimlerde geçersiz sayıldı. Ümit Özdağ, şu anda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Sayın Ümit Özdağ gitti YSK'ya bir itiraz etti. Hiç dinlemediler. Oysa mesela bu seçim sonrası diyelim ki bağımsız olmadığına göre YSK'nın da bağımsız olmadığı hani bu son olaylarla da görülüyor. Bağımsız olmadığına göre mesela MHP'den veya AK Parti'den diyelim iktidar kanadından birileri çıkıp burada hile vardı iptal edeceğiz bu seçimi deseler. YSK'da evet haklılar ben iptaline karar veriyorum dese seçim iptal edilir. Yani tamamıyla taraflı bir karar çıkabilir oradan. Bunun ne kadar tehlikeli taraflı, olduğunu... Taraflı tarafsız olmaktan ziyade burada mekanizma da bir hata var. Bakın yani şimdi kararı veren merci, yüksek seçim kurulu. Bu karara itiraz, siz o karara, o merciye itiraz ettiğiniz zaman o itirazı değerlendirecek yine o. Sizin başka bir etkili başvuru yolunuz olmadığı sürece aynı noktaya varıyoruz. Bakın burada, peki bu başka, ben de diyorum ki başka etkili yol nedir? İşte, yargı. Yargıya gittiğinizde o, yargı da bağımlı diyorum. Ben de yani o çaresizliği söylüyorum. İşte bakın ben şunu söylüyorum. Yargı için bağım, mekanizmalar önemli. Hukuk devletinde siz mekanizmalar, etkili başvuru mekanizmaları kurmalısınız. Ve elbette ki bunları tarafsız ondan sonra bağımsız kurullar oluşturarak yapmalısınız. Yani içeriğin böyle belirlenmesidir. Ama burada önemli olan mesele burada Yüksek Seçim Kurulu'nun kesinlikle bu tekil yapısı. Yani hem aynı zamanda kararı alıyor hem de bu karara karşı yapılan itirazları da değerlendiriyor ve son karar merci. Bu çok tehlikeli bir şey. Mutlaka başka bir kurulun alması lazım ve o kurulun da dediğiniz gibi bağımsız ve tarafsızlığıyla... Evet, onun için yani Türkiye şu anda gerçekten üzücü bir noktada çünkü bu yaptıkları mesela seçim düzenlemesini de anayasada aslında bir sene sonra ancak uygulayabilmesi lazım. Ama oraya da hemen bir kanun hükmünde kararnameyle mi çıktı? Hayır, bir seneye gerek yok. Anayasa değişikliğiyle bu hüküm kondu dedi ki, Anayasa değişikliğinde, 2017 Anayasa değişikliğinde bu yapılacak seçimlerde dedi, Anayasa'nın 67. maddesinin son fıkrası uygulanmaz. Yani bir seneye gerek yok, istediğimiz gibi onu hemen çıkarırlar. Yani kendine göre hukuk yaratıyor yani. Anayasal güvenceleri gidip yok ediyoruz bu şekilde. Yani seçim hukuku dedik biraz önce, seçim hukuku istikrarlı olmalıdır, seçim hukuku adil olmalıdır, öngörülebilir olmalıdır dedik. Ama anayasada geçici hükümler koyarak bu güvenceleri ortadan kaldırıyoruz. Ve o zaman da bakın ne oluyor, çok kötü bir şey oluyor, seçimler sonucunda ortaya çıkacak yapıları meşruiyet seçimlerinin meşruiyet tartışması. Bu da bakın siyasal istikrarsızlıklarının şeyidir, temelidir. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili olarak en çok dillendirilen hatırlarsanız istikrardı. Hükümet istikrarının sağlanmasıydı değil mi? Seçimleri yaptık 24 Haziran. 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı dedi ki ben bu parlamentoyu beğenmedim, feshediyorum. 600 milletvekili. Seçimlerin yeniden de karar verir dedi. Diyebilir mi? Diyebilir. Diyebilir. Herhangi bir gerekçe göstermek zorunda mı? Hayır. Hiçbir gerekçe göstermek zorunda değil. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilenmiş oluyor hem de parlamento seçimleri yenilenmiş oluyor. Bu nasıl bir istikrar? Eskiden sadece hükümet istikrarsızlığı söz konusu. Niye desin bunu?
Şimdi bakın, parlamentoda çoğunluk diyelim ki muhalefetten oluşabilir. Hmm. Böyle bir ihtimal olabilir. Onu beğenmez. Evet. Diyebilir, böyle bir şey diyebilir. Veya tam tersini düşünelim. Parlamentodaki çoğunluk o Cumhurbaşkanı istemektir. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçimlerini yenilir. Kendi seçimlerini yenilir. Yani tam bir kaosun içine düşüyoruz yani. İstikrar sağlamak olarak söylemek istiyorum. Burada parlamenter sistemi için hani söylenen işte hükümet istikrarı konusunda sorunlar var demiyordu ya. Burada da hiçbir gerekçe göstermeden gerek meclis, gerekse Cumhurbaşkanı ne yapabilir? Seçimleri yenileyerek sistemi kesintiye uğratabilir. Seçimler yenilendiği zaman da zaten öyle bir sistemde her şey duruyor biliyorsunuz. Evet. Yani seçim şunu da söyleyelim tabii, yani ben hep bunu da dile getiriyorum. Türkiye'de çok ciddi bir şiddet sorunu var. İnsanlar devamlı artık yani haberlere bakamaz duruma geldik. Hayatımızdan bezdik. Şiddet sorunu var, ekonomi sorunu var, terör sorunu var ve her şey öteleniyor. Şimdi sadece seçimden bahsediyoruz. Eğer seçimden sonra dediğiniz gibi bir durum olursa, yenilenmesi, başka sorunların çıkması, yine bir süre daha seçimden. Yani bir türlü kurtulamadı bu olaylardan Türkiye ve kurtulamıyor çünkü hukuk yerinde değil artık. Evet. Hukukla bunları durduramıyorsunuz yani. Onun için bakın bu seçimler 24 Haziran seçimleri de bir nevi aslında yine bir niyattır. Aslında bir rövanştır. 2017 anayasa değişikliği bütün kurumlarıyla, kurallarıyla uygulanacak mı? Yoksa tekrar biz parlamenter sistemine, hukuk devletine dönmek için adımlar mı atacağız? Yani bu da meclis çoğunluğuna bağlı. Belki meclis çoğunluğu diyecek ki biz parlamenter meclis istiyoruz. Evet, belki böyle olacak. Dolayısıyla hani baktığımızda biz iktidar kanadı ile muhalefet kanadı arasında eğer bir ayrılık varsa bu ayrılık nerededir diye baktığımızda ben bu ayrılığı parlamenter sisteme geri döneceğiz ya da başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlık sistemi bu şekilde devam edecek. Parlamenter diğer sistem bunu derken çoğulcu sistem diyeceğiz tabii ki. Bütün partilerin milli iradenin olduğu gibi meclise girdiği ya ve sözünün dinlendiği bir sistem. Ya parlamenter sisteme dönüşüm yapacağız ya da bu cumhurbaşkanlığı sistemi. Tek adam sistemi ve yani tek kişi. Evet, ya bu da tabii uluslararası camiada ve aynı zamanda kamuoyunda bir takım meşruiyet, siyasetin meşruiyeti, demokratik meşruiyeti sorgulanır hale gelecek. Bu da genelde siyasal istikrarsızlıklara yol açıyor toplumlarda. Ve dolayısıyla işte ekonomik faaliyetlerin geri gitmesine, bilimsel faaliyetlerin yine geri gitmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bundan ekonomide tabii zarar görüyor. Evet, Türkiye'de teoriyle pratik hiç birbirine uymuyor dedik. Hakikaten yani bu kitabınızda bunu göstermek istiyorum. Son derece güzel anlatıyorsunuz çünkü teorisyen nasıl olması gerektiği hukuka göre burada çok güzel ve net anlatılıyor. Ama bunların bunu okuduğunuz zaman zaten kısa cümleler halinde mesela ben burada işte sarıyla çizmişim. Kısacık cümleler halinde anlatıyor. Ama onu okuduğunuz zaman bugün neyin yapılmadığını da gayet güzel görüyorsunuz. Onun için bu oy hakkının anayasal ilkeleri kitabını ve diğer iki kitabınızı da hakikaten öneriyorum izleyicilerimize. Mutlaka almak lazım. Profesör Doktor Sayın Ekrem Ali Akartürk ile konuşmamıza devam ediyoruz. Ben bugün seçim güvenliği ve seçim üzerine ve tabii ki mevcut sistem, işte milli iradenin girdiği, meclise girmesi ve kararları vermesi ile diğer tarafta tek bir kişinin bütün sisteme hakim olması arasındaki farkı çok iyi anlamalıyız. Ve bu YSK'nın tarafsız olmaması veya işte seçimde yapılan hilelere daha açık bir hale gelmesi sistemin en önemli sorun. Onun için onların üzerinde duruyorum. 2017 referandumunda aslında halk seçimlerin de 2019 yılında yapılmasını istemişti. Şimdi bu erken seçim kararlarıyla o referandumdaki halkın isteğine de karşı çıkılmış oluyor, öyle değil mi? Aslında halkın isteği demeyelim ona, halk milletin iradesi diyelim. İradesi çünkü bu değil, artık anayasa değişikliği hükmü olarak ortaya çıktı. Yani halkın sadece basit bir talebi değil, aynı zamanda bu talebin anayasal norma dönüştüğü bir sistem bu. Dolayısıyla biz aynı zamanda 2017 anayasa referandumuyla millet olarak dedik ki seçimler 3 Kasım 2019'da yapılacaktır. Bu nedenle seçim hukukunun öngörülebilir olması açısından önemli bir tarih. Neden? Siyasi partiler de kendilerini buna göre ayarlayacaklar. Ama aynı zamanda bir baktık ki daha sonra işte iktidar partisiyle işte MHP anlaştı. Ondan sonra birden baskın seçim, 24 Haziran seçim gündeme geldi.
Şimdi bakın bu kadar kısa bir zaman içerisinde adayların bir kendini tanıtması, seçme seçilme hak açısından bakıyorum. Kendilerini tanıtabilmesi, halkın adayları tanıma süreci, bir düşünme dönemi, bir aday gösterme dönemi, bütün bunların aslında belli bir zaman süreci gerektiren şeyler bunlar. Ne olmuş oluyor şimdi biz? Aniden atak, panik veya baskın bir seçim tarihi belirlemek suretiyle bütün bu süreçleri bertaraf etmiş oluyoruz. Ve aynı zamanda bence millet iradesine de bir aykırılık oluşturuyor. 3 Kasım 2019'da bu ilan edilmişti. Dolayısıyla aslında bu tarihten önce yapılmasını gerektirecek de bir önemli bir durum ortada yoktu. Şimdi hem mesela bir çok affedersiniz sözünüzü kesiyorum. Mesela bir tarafta 16 yıldır iktidarda olan milletin tanıdığı bir parti var. Öbür tarafta yeni bir parti var. İyi Parti kendini anlatacak. Neler yapacağını anlatacak. Sadece İYİ Parti yok, başka partiler de var. Yani evet. Onun dışında yeni kurulan partiler var veya daha önceden işte seçime girme hakkı tanımış partiler var veya bırakın partiler dışında bireyler var. Biliyorsunuz bireyler de parti gözetmesi. Aday olabiliyor. Cumhurbaşkanlığı aday olabilir, milletvekiline aday olabilir. Bu kişilerin bağımsız özellikle aday olacak kişilerin kendilerini tanıtması, bu mekanizmaları, öğrenmeleri falan bütün bunlar belli bir süreç gerektirir. Doğru. Yani. Ve aynı zamanda halkın da onları tanıması yine belli bir süreç gerektirir. Bu süreç anayasa değişikliğinde zaten ortaya konmuş 3 Kasım 2019 diye. Bundan sapılması yani bir anayasal hükümden sapılması için çok ciddi ortada gerekçelerin olması lazım. Evet. Bunlar var mı? Bunları görmek lazım. Dolayısıyla ben o anlamda bu seçimlerin çok erken baskın bir tarihe alınmasını anayasal hüküme de bir aykırılık olarak, milli iradeye de bir aykırılık olarak görüyorum. Evet, evet. Bir de bakın seçim kanunu, onu biraz önce belki tamamlamadık, bu %10 barajı, ona temas etmek istiyorum. Aslında çok önemli bu baraj. Bakın bizim anayasamızda bir hüküm var. Seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrarı gözetir diyor. Hı hı. Şimdi ama artık biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimize göre artık ne deniyordu? İstikrar zaten var. Yani zaten halk seçiyor, 5 yılında seçiyor. Bu kişi görevden alınamaz, gel sonra önergesi verir, düşürülemez falan. Tamam. O zaman zaten eğer yönetimde istikrar unsuru zaten gerçekleştiyse artık anayasada önemli olan sadece temsilde adalettir. Bu barajın mutlaka sıfırlanması veya düşürülmesi gerektiğini düşünmeyin. Bence daha da eşitsiz bir durum yaratıldı. İttifak için, ittifaka girenler bakımından bu baraj yaranmıyor. Bunun makul bir sebebini bulmak mümkün değil. Yani bir parti tek başına girerse %10 barajına tabi ama ittifak yaparsa %10 barajı aranmıyor. Bu da hem adaletsiz hem de eşitsiz bir durum yaratıyor. Yani %1 oyu bile varsa barajı geçmiş sayılıyor. Evet. Evet, çok adaletsiz. Yani onun için zaten bu kadar büyük soru işaretleri varken ben yaptım oldu, ben böyle istedim, ben bunu çıkarttım bu kanunu. Bitti yani biz iki parti karar verdik, Türkiye'nin geleceğini biz yapacağız bu şekilde. Yani tabii hakikaten halkın iradesinin ortadan kalkması bütün bunlar yapılırken hakikaten şey çok üzücü. Bu seç sistemi yani biz seçime kadar tabii bunları hep konuşacağız. Çünkü en önemli şey seçimin güvenli yapılması. Bugüne kadar hep söylendi seçimlerde bu seç sisteminden bilgisayarlı toplama sistemiyle yapılıyor. Ve orada oyların girmesinde hileler olabiliyor. Ayrıca bu seçsiz Adalet Bakanlığı'na bağlı ÜYAP'ı kullanıyor. O Adalet Bakanı partili, iktidar partisinden. Sandık pusula ve tutanakların nakil güvenliği polise bağlı. Polisin başında İçişleri Bakanı var. O da yine iktidar partisinden mesela. Ve bu şartlarda yapılacak olan seçimin hani güvenli olması yani tabii ki elbette şüpheler yaratıyor. İnşallah seçime kadar bunların bir kısmı bertaraf edilir diyoruz. Bu arada tabii söylemek istediğim bir şey var bitmesine yakın konuşmamızın. Gazetede, Vatan Gazetesi'nde bir haber vardı. Daha doğrusu gazetenin manşetiydi ve çok önemliydi. İnsanların seçim günü 24 Haziran günü için olan tatil planlarını erteledikleri, iptal ettirdikleri rezervasyonlarını fakat eğer ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi Temmuz ayında yapılacak olan 7 Temmuz zannediyorum ya da 8 Temmuz'da yapılacak olan
ikinci tura hiç kimsenin iptal yapmadığını söylüyor bu haber. Bu son derece önemli çünkü seçimin ikinci tura kalması da büyük bir ihtimal aslında. Onun için ben izleyicilerimize buradan söylemek istiyorum. Lütfen seçimin ikinci tura kalacağını Cumhurbaşkanlığı seçiminin düşünerek, yani kalma ihtimalini düşünerek rezervasyonlarınızı yapın. Çünkü bu bir vatan görevidir. Bu çok önemli bir seçimdir. Yani ben 24 Haziran'da gittim, vazifemi yaptım. Gerisini ne yaparlarsa yapsınlar. Böyle bir şey söylenemez. Sadece %10'u iptal edilmiş eğer ikinci tura kalırsa, %10'u iptal edilmiş tatil rezervasyonlarının, oysa öbür tarafta neredeyse %100'e yakın, %80'i en az iptal edilmiş gibi görünüyor. Onun için lütfen ikinci tura katılacağını, kalabileceğini düşünelim, bilelim ve rezervasyonlarımızı ona göre yaptıralım ve planlarımızı da ona göre yapalım. Efendim? Ben son olarak müsaadenizle şunu söylemek istiyorum. Türkiye bir yol ayrımı vatan. Yani o yol ayrımı şu, Türkiye anayasal, demokratik bir rejim olarak, bir hukuk devleti olarak ne olduğuna devam edecek. Yoksa anayasadan, yasalardan, adaletten, hukuk devletinden uzaklaşır bir takım tutumlar içinde mi olacak? Bence bu seçimler bu bakımdan da son derece önemli. Yani bu artık bir yol ayrımında olduğumuz için, bunu uluslararası camiada da görüyoruz. Yani Türkiye'nin saygılığını, Türkiye'nin kredibilitesini de düşüren şeyler. Evet. Yani hukuk devletinden uzaklaşma özellikle, bize ekonomik faturası olan da şeyler. Dolayısıyla bu anlamda bu seçimlerde aynı zamanda hukuk devleti ilkesinin hem önemini daha çok hissedeceğiz, göreceğiz. Hukukun varlığı güzel bir şey ama yokluğu da hissedilebilir bir şey. Varlığından daha fazla hatta hissedilebilir bir şey. O bakımdan Türkiye'nin mutlaka hukuk devletine dönecek kurum ve kuralları bir an önce yaratması, bunlara dönmesi ve bir hukuk reformu yapması gerekir. Yani şu anda mevcut şartlarda bile zaten anayasadan ve hukuktan son derece uzak vaziyetteyiz. Zaten şu anda bile hani kuvvetler ayrılığı ortadan kalkmış ve yargı bağımsızlığı kalkmış gibi. Onun için bundan sonrasını düşünmemiz gerekiyor. Olsun, yeni meclisin mutlaka görevi hukuk devletini, anayasanın üstünlüğünü sağlayacak faaliyetler içinde olması. Evet, işte bu nedenle de zaten sandığa gitmek son derece önemli. Bu seçimde ikinci tur da çok önemli. O nedenle ben de o uyarıyı yaptım zaten izleyicilerimize. Efendim Profesör Doktor Sayın Ekrem Ali Akartürk, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel açıklamalar yaptınız. Net, her zaman böyle yaparsınız. Net ve öz şekilde anlatırsınız cevaplarını, merak ettiğimiz soruların. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.